Bu bölümümüzde de ağacımıza can vereceğiz. Ağacı eklemek, yok etmeyi göreceğiz. Burada health kısmını böyle kullanmıştık hatırlarsanız. Direkt bir isim vermemiştik. Buradan direkt kopyalayıp buraya yapıştırıyorum. Şimdi işimize yaramayacak yerleri çıkartacağım. Bu kısım işimize yaramaz. Orayı çıkartıyorum. Sonra buralar, buralar, buralar. Tam buralar işimize yarar artık. Burayı da siliyorum. Şimdi öncelikli olarak tree'mizi şey yapalım burada. Public. Renderer. Sprite renderer. Tek damage, int damage'imiz tamam. Bu iç kısımda artık canımızdan hasarı çıkartmayacağız. Burada base. Nokta take damage içerisine damage ekleyelim. Feedback diyoruz. Kapattık. Şimdi if check if on that diyoruz. Bunu böyle dememizin sebebi birazdan aşağıları dolduracağız. Undead'in içerisine. Feedback'in içerisine. Şimdi Protect Virtual Feedback. Burası. Buraları da değiştireceğiz tabii. Override. Void diye. Burayı da aynı şekilde. Override. Void. Burayı da aynı şekilde. Alright, wait diye. Artık buraya ağacımız vurduğumuz zaman sallansın. Rengi değişsin. Ve geri eski haline dönsün. Rengi değiştikten sonra bu adımları uygulayacağız. Base. It will take deep. This game object shake position yani sallandıracağız ağacımızı şimdi burada. Burada içerisinde nasıl kullanabileceğimizi gösteriyor bize zaten. Vibration'ı nerede kullanabileceğimiz gibi. Dolduralım bir de. 0.15 f diyelim. New vector açalım buraya. Buranın içinde 0.4 ya da 1 diyelim. Deneye deneye bulacağız hangi değerler daha güzel olduğunu. Burayı da 1 diyelim. Sonrasında 0 deyip buralarda 5'e 10 diyelim. Sonra team color. Hello eşittir sprite renderer nokta
Tamam. Dopamin kalır. Bunun içerisine de kalır nokta olsun, kırmızı olsun. Sıfır nokta bir diyelim ona. Şimdi bir bakalım. Ağacımıza vurduğumuzda ne oluyor? Ne bitiyor? Rengi geri eski haline gelmiyor. Gördüğünüz gibi kırmızı da kaldı. Düzeltmemiz lazım.